Ve Profesör Doktor Yavuz Unat hocamız, sözü ona vermek istiyorum. Bildiri başlığı: İslam dünyasında astronomi kuramlar, konular, kozmolojik değerlendirmeler. Hocamıza sözü verirken sunumunda başarılar diliyorum. Buyurun hocam. İslam coğrafyacılığının tarihi başlıklı din ve coğrafya sempozyumunun ikincisine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı'nın konuşması ve açılış paneli. Şimdi siz... وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Dinler, kültürün önemli bir parçası olarak içerisinde doğup büyüdükleri coğrafyanın bir ürünüdürler. Bu nedenle her dini düşüncenin bulunduğu ortamdan beslenmesi gayet doğaldır. Coğrafi yapı ile hava, su ve buna benzer tüm özellikler dinlerin oluşumuna yön veren önemli unsurlar olarak dikkat çekmektedir. İbadethaneler ile dini pratiklerin farklı coğrafyalarda değişiklikler arz etmesi bundan dolayı olsa gerektir. Aslında din ve coğrafya alanında çalışan uzmanlar, dinin, inanç, kutsallık ve maneviyat gibi yönlerinin coğrafya ile her fırsatta kesiştiğinin farkındadırlar. Ancak bu farkındalık belli bir bilim dalı tarafından temel çalışma alanı olarak kabul edilip benimsenmiş değildir. Böyle olunca ilahiyat fakülteleri veya coğrafya bölümlerindeki bilim dalları meseleyi ancak yeri geldiğinde ilgi duymuşlardır. Biz ise din ve coğrafya ilişkisinin başlı başına konu edilmesi gereken bir alan olduğunu düşünüyoruz. Tüm fikirler gibi dinin anlaşılmasının da ancak onun bulunduğu coğrafya ile birlikte ele alınmasıyla mümkün olabileceği kanaatindeyiz. Hatta insana huzur vermeyen mevcut çarpık din anlayışlarının da asıl sebebinin meselelerin zaman ve mekan boyutlarından bağımsız olarak ele alınmasından kaynaklandığını rahatlıkla ifade edebiliriz. Günümüzde disiplinler arası çalışmanın önemini gittikçe arttığını görüyoruz. Dolayısıyla belki de iki farklı alan olarak değerlendirilebilecek din ve coğrafya alanı aslında disiplinler arası çalışmanın bir ürünü olarak görülebilir. Çünkü bizim düşüncemize göre ilahiyat alanındaki temel ilkelerden birisi bize göre din fıtri bir olgudur. Dolayısıyla fıtri bir olgu üzerine gerçekleşen ve insan inanç temelli bir inşa içerisinde olan insanın yaşam çerçevesi düşünüldüğü zaman, çevresi düşünüldüğü zaman bütün alanlarla ilgisi olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla insanlığa dünyada huzuru getirme amacı taşıyan din olgusunun bütün alanlarla ilişkisi olduğunu biz ilahiyatçılar olarak düşünüyoruz. Dolayısıyla coğrafyanın da insan yaşamı için olmazsa olmaz temel altyapılardan birisi olduğundan dolayı dini düşünce, dini pratikler ve din alanına oldukça etkisi var. Dolayısıyla biz bir fikri veya bir araştırmayı geliştirirken onun bağlamını, nedenlerini ve sahip olduğu kültürel, coğrafi, siyasi bütün bağlamlarıyla dikkate alarak o fikri geliştirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla coğrafya da bunların en temel olgularından biri olduğu için coğrafya ve din ilişkisinin ortaya konması oldukça isabetli bir anlayış olarak gördük ve bunu seri halinde bütün yönleriyle ele almaya çalıştık.